Yavaş, koşmadan yavaş. Teklifimi düşündün mü İbrahim? Şimdi değil öğretmenim, şimdi değil. Ulan dayı. Ulan dayı. Şimdi değilse ne zaman lan? Allah Allah. Lan zil çaldı hala kutu kutu bense. Geçin lan. Çiklenmik seni. Getirdin mi pembe boyayı? Pembe boya? Pembe boya... Pembe boya yok ki, kalmamış ki. Üretimi durdurulmuş bu hafta, durdurmuşlar üretimini. Ama kırmızı boya var. Ama bayrak kırmızısı. İbrahim kendine gel. Aslında pembe için illa pembe boya gerekmez. Ne diyorsun lan? Biraz kırmızı ve mevzul miktarda beyazla istediğiniz tonda pembeye en ivedi şekilde ulaşabilirsiniz. Alayım. Beyazı tabii. Ulan Erol, ulan piç, yine yapıyor numarasını. Benim kırmızı ve beyaz boyalarımla 7 senelik hayatımda gördüğüm en güzel resmi pembe tonlarda kartona çiziyor. İyi seyret. Güneşin olduğu kısımları biraz pembeleştirmelisin. Diğer kısımlar kırmızı kalsın. Böylece ışığı azaldığı anlaşılsın. Çimenlerin olduğu kısma da mevzul miktarda sarı atarsan... Hem otların sarardığını anlarız, hem de mevsimin yaz olduğunu. Feyza'nın yüzünün kızardığını, bir miktarda terlediğini görmeme gerek bile yok. Erol'a diktiği gözleri zaten fazlaca tanıdık geliyor bana. O bakışların ne anlama geldiğini benden daha iyi kimse bilemez. Ben de Feyza'ya öyle bakıyorum çünkü. Orospu çocuğu Erol, piç Erol. Ben biraz elimi kipriyorum. Erol, Feyza'yı benim boyalarımla tavlıyor. Sürekli birlikte gezmeye başlıyorlar. Ama benim de bir silahım var. Yabancı bir ülkede yaşayan baba ve bana haddinden fazla iyi davranan anne. Günah! İşte o andan sonra bir kızın dikkatini çekecek ne varsa istiyorum annemden. Zavallı dayım kafayı yemek üzere. Umurumda değil. Feyza'dan başka hiçbir şey umurumda değil. Bana bak Feyza. Şu E.T. Picasso karışımı şeyden gözünü bir an için ayır ve bana bak. Senin tek hareketinle bu kızların hepsini gönderebilirim. Yediğim havuçlu kekten bile tat alamaz oldum senin yüzünden. Gel. Örtmeyeyim, özür dilerim. Geç İbrahim, geç yerine. Nerede bunlar? Sümeyye, Zeynep ile Erol nerede? Öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Git İbrahim, git. Şu sınıftan bir tek seni özleyeceğim. İbrahim nereye? İbrahim!
Tahtada yazanları 15 saniye içinde defterlere geçiriyoruz. Süreniz başladı. Bu arada teneffüste öğretmenler tuvaletine gireni haşlarım ona göre ha. Kıbrıla bak. Ne oldu İbrahim? Teklifini kabul ediyorum. Yarın gelir başlarım. Ciddiyetimi anlaman için de çantamı buraya bırakıyorum. Aslanım benim. İşte bu. Çekirdek ver. Doldur. Dokunmaz. Doldur dedim. Leblebi tozu da ver. Kendimi şımartıyorum. Ne var? Aa, ne oldu? Hasta mı oldun yoksa? Leblebi tozu. Niye erken geldin? Okulu bıraktım. O sene annem okulla beni bir türlü yollayamadı. Okulla aram da bir daha hiç düzelmedi. Annem iyice korktu. Babamı çağırdı. Babam Yunanistan'dan kesin dönüş yaptı. Ama onunla da aramız hiçbir zaman iyi olamadı. Sonra günlerden bir gün ben merak ettim bu Vincent ve Catherine'i. Bisikletimle daldım okula, çaldım kornayı. Erol sınıfın bir ucunda, Feyza diğer ucunda ayrılmışlar. Üzgünüm Feyza, derecesine bakıyorum yüzüne. Zaten yürümezdi ilişkimiz, ben özgürlüğe alışmışım derecesine. Senin için bile olsa o hapishaneye dönemem. İstediğim renk giyinmeye alışmışım dercesine bakıyorum. İnce bir zikzaktan sonra nöbetçileri atlatıp Namık Kemal İlkokulu'nu bir daha dönmemek üzere terk ediyorum. Ya güle güle Feyza, güle güle. İşte bütün bu olanlardan sonra bir daha hiç kimseye Feyza'ya olduğum gibi aşık olamadım. Anasın. Ya anasını biliyorum, inanması çok zor. Ama işte. Yok, inandım da şey anlamadım. Şimdi kız Erol abi zorla öpmeye çalışıyor. Erol abi kızı itiyor. Cık, olacak şey mi ya? Sen yanlış görmüş olmayasın. O zamanlar teknik olarak daha kabiliyetimi keşfedememiştim. Sen ne yapıyorsun ulan? Damat Ferit, sen aklınca beni oyalayıp resmi tamamlamasını mı sağlıyorsun? Bitti mi Erol abi? Bitti. Gerisini ben hallederim. Sen neyi hallediyorsun ulan? Asıl ben seni hallederim. Ben seni halledeceğim asıl. Öldüreceğim ulan seni. Erol abi Aybeşik'le hesaplaşırız ha. Hadi tutma lan! Abi. Bir dakika lan! Aklını süren siz beni mi yiyorsunuz ulan? Beni kimse yiyemez ulan. Oğlum ben adamın boğazında kalırım. Boğazından geçsem midesine otururum. Midesinden geçsem sindirse kas olurum. Götünden başından bir yerden çıkarım. Ben kimseye yar olmam. Allah Allah, bu sefer de olmuş ya la Hakkı. Her defasında ne zaman elimize yüzümüze bulaştıracağız diye düşünüyorum. Her defasında olmuyor. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Siz ne düşünüyorsunuz canlar? Vallahi güzel olmuş ya la. Bence de. Vedat nerede ya? Ha? Vedat nerede? Hadi konuştuk ya oğlum, uzatma. O zaman bu adımı da bitirdik Şenol. O zaman yeni adımlara koşar adım gidelim Hakkı. Hadi gidelim. Peki. Senin peder sağ mıydı ya, hayatta mı? Değil. Değil deme. Allah rahmet eylesin. Eylesin. Ne soracağım ya? Bu hikaye kurmaca değil değil mi lan? Gerçek. Anaokul hikayesi, o dayı hikayesi, Yunanistan'daki baba, Namık Kemal İlkokulu. Gerçek hayatta böyle şeyler olur mu la? Daha neler? Değil mi? Gerçek hayatta kırmızı ile beyazı karıştırdığın zaman pembe olmuyor yani. Vay amına koyayım. Gittik yine arızanın en hasına denk geldik ya la.
Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişki. Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Rakıyı şaraba, katalım mı vay vay. Senin için 15 sene, yatalım mı vay vay. Demir ciner, demir dömer ocakta, şimdiki kızlar. Ne hoş olur. Gustav abi, sen de gelsene abi, su çok sıcak. Demir ciner, demir döver ocakta. Abi, içiyoruz, gelsene sen de. Gelirim, gelirim. İzli yıkı bence, ha? Çok fena. Bu sefer becerecekler galiba. Ne demek bu? Şimdi film işine daldılar. İlk çekimler çok başarılı. Korkarım başaracaklar bu sefer. Bak, film çok güzel olabilir. Tekrarlıyorum. Film çok güzel olabilir. Lanet olsun Rus, lanet olsun. Vizyon tarihi belli mi? 6-7 hafta. Tam tarihi yok. Buna izin veremeyiz Rus. Yapabileceğim bir şey yok mu? Filmde oynuyorum lan, daha ne yapayım? Ama olmuyor patron. Elimden geleni yapıyorum. Film çok güzel gidiyor. 7 hafta anlaşılıyoruz. Sen görevine geri dön. Peki patron, ne yapacaksınız? Gerekirse ben bu haftayı Rocky 8'i çekip yetiştireceğim Rus. 7 hafta sonra vizyondayım sizin orada. Rahat yüzü yok bunlara. Olmadı vizyonda bitireceğim işlerini. Salonlara gömeceğim hepsini. Lanet olsun Rus, yapacağım bunu. Peki patron, neden ama? Neden? He. Anlamazsın Rus, anlamazsın. Kahvaltı hazırladım sana kendi el cihazımla. Bak, uyku mahmuruysan içeriye geleyim seni ayıltayım. Hazırım, hazırım. O ne lan? Hayda, dışarıda mı yiyelim diyorsun? O kadar hazırlık yaptın. Ahmet bugün alçıyı çıkarttırmaya gidecektik ya. Hadi geç kaldık, hadi. Sen alçıyı çıkarttıracaksın değil mi? Yakışıyordu ya. Dursaydı sezon sonuna kadar. Yok Ahmet, çıkartalım artık. Çok sıkıldım ben. Kaşındırıyordu zaten. İyileştin de yani. Kendi evine de gidersin. Giderim tabii. İyileştin mi? Ha? Emin misin iyileştiğinden? Ağrınsızın yok değil mi? Sonra gelip bana Ahmet alçıyı erken çıkardık. 5 ay daha sendeyim deme ha. Demem Ahmet. Diyeceksen de ne yapalım ya? Hastamız var, bakacağız yani. İlkesel bir sorun yok bence. Kaderimse çekerim. Senin işin varsa bir taksi çağır bana. Ben tek de giderim. Yok yok. Bir dişim fırçalayayım hemen şey yaparız, çıkarız. İki lokma bir şey atıştır sen. Tokasını kokladı. Beş postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Beş postacı geliyor. We'll be right back.
Allah'ını seversen bak bir dur diyorum sana, bir bekle bir dur ya. Ahmet geldik, Allah aşkına şuraya girip şu alçıyı çıkartabilir miyiz? Çok sıkıldım ya. Arkadaş ne alçıymış ya. Sıkılmış da sıkılmış, sıkılmış da sıkılmış ya. Bana bak, sen yoksa benden mi sıkıldın? Benden mi kurtulmaya çalışıyorsun yoksa sen? Ahmet niye senden sıkılayım ben? Alçıdan sıkıldım. Hadi lütfen ne olur girelim şuraya da çıkartalım şunu ya. Şurada bir atmosfer yaratmaya çalışıyorum Feride. Allah Allah bir dinle ya. Sonra istersen ben kendi elimle çıkaracağım senin alçını. Efendim Ahmet. Ya bir şey diyecektim. Ya bir dinle. Ya dinliyorum. Ben onu zaman kazanmak için şey ettim. Ahmet. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi her şey. Ama benim artık şu alçıdan kurtulup evime gidip ufak ufak hazırlanmaya başlamam lazım. Gitmeye. Heh işte ben de onu diyecektim. Ondan bahsediyorum ben de sana. Hastalık hastalık var diyecektim. Unutma bu gitme işlerini diyecektim. Sonra iki ayağını bir pabuca sokamazsın diyecektim. Demese miydim? Senin için uğraşıyorum bunu. Allah Allah ya! Tamam hadi git. Gir hallet o zaman işini. Çıkar alçını malçını gel. Rahat rahat kurtul. Efendim kusura bakmayın biraz. Hayatın olmuş işler güzel. Bah 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 bah. Geldin mi Murat? Geldim geldim. Şimdi ne olacak? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz ya? Nasıl bekleyeceğiz ya? Oğlum ben gelirken yolda düşündüm bak. Ben diyorum kızı bir arayayım. Beğenmiş mi, beğenmemiş mi? Onu öğreniriz. Eğer fareye zaman vermezsen kapana kısılmasını nasıl bekleyebilirsin ki? Allah senin belanı vermesin. Sen şu an ne yaşıyorsun lan hayvan? Ha? Fare ne oğlum? Fare ne lan? Biraz saygı, biraz sevgi. O fare dediğin kişinin bir ismi var. Pınar. Oğlum teşbih yapıyorum lan. Lan 40 yılda bir Murat'ım gelmiş benden bir şey istiyor. Azıcık ben bunun keyfini sürmeyeyim ya. Biraz teşbih yapayım. Biraz yüzüne bakmadan konuşayım. Ulvi bir ses tonu takınayım istiyorum. Bak bu iş için senden hiç de para almıyorum ha. Para almadın da barter yapıyorsun. Duygusal manipülasyon aynı şey. Neyse ya şimdi şey yapmayalım, gelmeyelim. Dediğin gibi kızın kapısının önüne çiçeği koydum. Şimdi ne olacak? Kartın üstüne dediklerimi yazdın mı? Yazdım. Hoşa gidiliyorsunuz bayan. Bu ne lan şapşal atma öyle. Ya arkadaş seviliyorsunuz bayan yazacaktın ya. Allah Allah. Sevgi yok oğlum. Sevmek memek yok lan. En fazla hoşlanıyorum yani. Te Allah'ım ya. Bunlar kullanılmayan organlarını kullanmaya kullanılmaz hale getirmişler ya lan. Lan kıza ben seni sevmiyorum ama hoşlanıyorum. Sevişek mi dersen olur mu lan? Olur mu? Bunlar beyaz yalanlardır. De gitsin. Kadın milleti sever bunları. Konuşma, konuşma. Edepsiz. Sevişmek falan yok. Oğlum ne sevişmesi lan? Herkes sen mi ya? Oğlum sevişmesin. Nasıl seveceksin? Oğlum ben kız mutlu olsun diye şey ettim. Tamam zaten sen onunla sevişince kız mutlu olacak. Tabii ama o biraz şeye bakar. Saygıya. Güvene, karşılıklı özveriye, paylaşıma, özene, her şeyin başı sağlık lan. Lan Salih, lan Salih. 40 yılın başında sana bir işin düştü. Zaten pişmanım. Allah aşkına adamı katil etme ya. Bak buradaki adam ben oluyorum. Hakikaten lan. Senin bana hiç işin düşmezdi. Sen kadınlarla ilişkilerini genellikle el cihazınla hallederdin ama ne oldu? Ahmet Kural'dan mı bulaştı? Bulaşma bulaşma yok oğlum. Öyle çaresiz kaldım, yılana sarılıyorum. Bana bak Şahmeran. Kimseye anlatmadın değil mi lan? Off the record. Yo, o ağızlar ne lan? Ama Salih abi olmuyor ki ya. Adam sana kimseye anlatma demiş. Sen tutmuşsun, yememişsin, içmemişsin, gelmişsin, bana anlatmışsın. Ayıp ama ya. Hayır sonra benden bilecekler, kaynaşamayacağım abilerimle. Cavit! Oğlum sen elin adamı mısın lan? Sen bizim kanımızsın, canımızsın. Sana el diyenin eline tükürürüm lan. Adamı anlattın değil mi lan? Oğlum sen bunu adamdan mı sayıyorsun lan? Bu ortada dolaşan yavşak kirpinin teki. Bunu adamdan ne sayıyorsun sen? Karikatür parçası lan. Lan Salih. Lan Salih. Şey yapalım o zaman. Ne yapalım? Bekleyelim. Niye bekleyelim mi? Oğlum sen bugün zaten kızla buluşmayacak mısın? Orada durumu anlarsın. Şimdi eğer sen ararsan senin yaptığını anlar zaten. Oğlum kız benim koyduğumu anlamayacaksa ben kapıya niye koydum? Bir koyacağım. Lan oğlum Allah, sen anlat lan benim dediğimi anlamıyor. Yok yok anlamazsın abicim. Bence de bekle. Hem bak bu işler aceleye gelmez. Ben sana söyleyeyim yani. Şey yapalım o zaman ya ne yapalım? Bekleyelim ya. Ha?